5. saat devam ediyor. Sevgili seyirciler, yeniden birlikteyiz. 25. saat konuklarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Eğitim Birsen Samsun Şube Başkanı Necdet Güneysu, Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı İsmail Yavuz konuklarımız. Programımızın ilk bölümünde karma eğitimi konuştuk. Bir noktaya gelmesek bile fikirlerimizi beyan ettik. Tabii dayatma denilince bir takım dayatmalardan da şikayet var. Nedir bu dayatmalar? İşte en çok tartışılan din dersi dayatması. Ve özellikle 4+4+4 ile İmam Hatip okullarının bugün 1 milyon 200 bin sayısına ulaşan öğrenci sayısı ve kontenjan yokluğu nedeniyle öğrencilerin zorunlu olarak İmam Hatip liselerine, ortaokullarına kaydırıldığı iddiası, velilerden şöyle şikayetler alıyoruz. Efendim, çocuğumuzu Anadolu lisesine gidemedi. Zaten düz lise hemen hemen kalmadı. Meslek lisesine göndermek istiyoruz. Kontenjan yok. Bizi yönlendirdikleri yer İmam Hatip okulları. Evet, iki dayatmayla ilgili. Hocam isterseniz bu sefer önce İsmail Hocam'dan başlayalım. Evet. Sonra benim dile getirdiğim konular İsmail Hocam'ın takviyesiyle siz kendi fikirlerinizi cevap verin demiyorum bakın. Kendi fikirlerinizi beyan edin lütfen. Buyurun. Aslında buradaki dayatma karma eğitim dayatmasıyla beraber de gerçekleşen bir şey. Son yapılan düzenlemelerle daha önce uzun yıllar ülkemizin çocuklarına hizmet etmiş, yurttaşlarına hizmet etmiş, genel lise diye tabir ettiğimiz, halk arasında düz lise diye tabir edilen okullar kapatıldı. Şimdi TEOG sınavında sınava girdiniz, tercihlerinizi yaptınız. Seçenekleriniz şunlar. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi sınırlı sayıda. Daha sonra geriye kala kala Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesi. Şimdi genel liseler olduğu dönemde insanlar bu liselere sınavla giremeyenler genel liselere geçiyordu. Fakat şimdi ise hani o deminki bölümde tartıştığımız hani bir rejim tesis etme anlayışı ve bir orayı arka bahçe olarak görme anlayışı üzerinden de İmam Hatip Liseleri gün geçtikçe yaygınlaştırılıyor. Bu yaygınlaştırma yalnızca bu eğitim sistemindeki dönüşüm İmam Hatip Liselerini yaygınlaştırma üzerine şekillenmiyor. Bunun dışında diyor ki vatandaşa, sen eğitim süreçlerine girmek istiyorsan, bu liselere olmadıysa, paran da varsa git özel liselere diyor. Özel liseler son dönemde hızla pıtrak gibi çoğaldılar. Ki en son dershaneler yasasındaki düzenlemelerle birlikte de temel lise adı altında son derece aslında eğitimde gizli bir özelleştirme yapıldı. Ve kamu eğitim kurumlarından esirgenilen kaynaklar bu özel liselere giden öğrencilere öğrenci başına ortalama 3000 lira civarında para verilerek teşvik ediliyor. Bunların yaklaşık tabii ki il il değişmekle birlikte Ankara, İstanbul gibi büyük illerde özel liselerin fiyatları son derece astronomik. Ama bunun dışında işte Anadolu'da da hızla özel liseler açılıyor. Bu özel liselerde yaklaşık 15-16 bin lira civarında. Bunun 3 bin lirasını devlet veriyor. 13 bin lirasını ise vatandaş kendi imkanları çerçevesinde karşılıyor. Ama bu eğitim sistemi aslında sosyal mobilite dediğimiz, yani bir alt basamak, bir alt sınıftan bir üst sınıfa geçme imkanlarını da tıkayan bir şey. Nasıl ki? Şöyle. Evet, devlet 3 bin lirayı veriyor ama insanlar bu 3 bin liranın dışında geri kalan 13 bin lirayı ya boğazlarından kesiyor, bazı şeylerden feragat ediyor ve ya da bunu da veremeyenler doğal olarak diyor ki ya bu meslek lisesini seçeceksin, klasik endüstri meslek lisesi, ya da İmam Hatip Lisesi'ni seçeceksin. İşte bunların her biri aslında karma eğitim, İmam Hatip Liselerinin yaygınlaştırılması ki bunun arkasında da yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı yok. Kamuoyuna yansıyan biçimiyle başında Sayın Cumhurbaşkanı'nın çocuğu oldu, Bilal Erdoğan'ın oldu. Türkiye Vakfı'nın ki geçen sene basına da yansıdı, direktif şeklinde
İmam Hatip liselerinin öğrenci sayısını 1 milyona çıkarın. Bir senede bu 1 milyon rakamı tutturuldu. Bu sene bunu da aşan bir şekilde. Yani eğitim sistemi tümüyle siyasi İslami, bakın İslami demiyorum, siyasi İslami ve mezhepçi bir tarzda çocukların inanç temelli şekilde dönüştürülmeye çalışılıyor. Biz eğitim sen olarak da daha çok buna itiraz ediyoruz. Bu anlamıyla eğitim süreçlerinde kadını erkeği eşit görmeyen, kadını birey olarak değil, cinsel bir obje olarak değerlendiren bu anlayış, karma eğitimi hedef tahtasına oturtturduğu gibi o eğitimin İmam Hatipleştirilmesi ve dinselleştirilmesiyle beraber kendi kurucu iktidarını ve rejimini test etme yönünde de hızla adım atma yönünde Milli Eğitim Bakanlığı ve dediğim gibi biraz önce Türkiye Vakfı üzerinden ve daha başka vakıflar üzerinden de bu toplumsal dönüşümü bir mühendislik çerçevesinde yaratmaya çalışıyorlar. Bizim itirazımız eğitim sen olarak da bu gelişime itiraz ediyoruz. Bu eğitim anlayışının bizi bilimsellikten uzaklaştırdığını, inanç temelli bir eğitim anlayışı üzerinden toplumu şekillendirilmeye çalıştığını. Ama bu şu demek değildir. İnsanların inançları son derece saygıdeğerdir. Ama biz inanç bahsinin okullarda çok dile getirilmemesini, herkesin ibadethanesinde dini ritüellerini, dini ibadetlerini gerçekleştirmesi noktasında özgürce irade kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Ama okulların bu dinsel referanslı eğitim sisteminden mümkün mertebe uzaklaştırılmasını ki bu anlamıyla bilimsel laik eğitim mücadelesini ki 4+4 yasası çıkarken de bu bilimsel eğitim, bilimsel ve laik eğitim mücadelesini de 2012 yılında çıkarken de güçlü bir şekilde itiraz ettik. Fakat tabii ki hükümetin sayısal çoğunluğunun olması parlamentodan hızlı bir şekilde geçirildi ve bugünlere geldik. Eğitimin bütün sorunları bunun üzerinden şekillendirilmeye çalışıyor. Eğitimin daha fazla, daha ciddi sorunları var. Bunlar alınmıyor. Esas alınmıyor, temel alınmıyor. Ama Milli Eğitim Bakanlığı ne hikmetse ki bu anlamıyla da diğer kamu okullarından kaynak noktasında esirgenilen paralar ne yazık ki hani İmam Hatip liseleri bir arka bahçe olarak düşünülerek, bir dava olarak düşünülerek, bunun bir tartışmasında tesadüf sonucunda kendi okulumda da yaşadım. İmam Hatip Lisesi bizim bir davamız. Biz eğitimsel olarak diyoruz ki bizim bir davamız varsa eğitim davamız. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına daha nitelikli, daha bilimsel, daha eşitlikçi, daha özgürlükçü bir eğitimi nasıl verebiliriz davası. Yoksa bizim davamız bir İmam Hatip davası ya da bir fen lisesi davası değil. Genel bir şekilde eğitimin sorunları bilimsel esaslar çerçevesinde yaygınlaştırılması, değerlendirilmesi ve çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz. 13 yıllık AKP iktidar döneminde aslında eğitimin sorunları tam bir karmaşa, kaotik bir yapı şeklinde oluşturularak bugünlere kadar geldik. Bunu sınavlardan da görüyoruz. SBS sınavı değiştiriliyor, TEOK yapılıyor. TEOK değiştiriliyor, başka bir şey yapılıyor. En son TEOK'ta karar kıldılar da bunda ne kadar gideceği meçhuldür yani. Evet. Necdet Hocam, siz ne diyorsunuz? Evet. İmam Hatip okulları, İmam Hatip liseleri, Cumhuriyet tarihinin eğitim-öğretim sürecinde en çok tartışılan kavramı. Bunun önceki sürecini çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Neden böyle bir refleks oluştu? Vatandaş hangi ihtiyaçlarından dolayı, hangi gerekçelerden dolayı İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu meselesine bu kadar hocam, önemli. Hocam, tercih edenlere bir şey demiyoruz. Biraz önce anlattığım evet, doğrultuda onu ifade edeceğiz. Biz şunu söylüyoruz. Bakın biz Eğitim Bir Sen olarak şunu söylüyoruz. Eğitimde her türlü dayatmaya karşıyız. Dayatmaya karşıyız. Dolayısıyla bu süreçte birçok dayatmalar oldu ve vatandaşın eğitim içerisindeki din eğitimi özgürlüğü konusunda bir refleksi oldu. Evet. O refleks tabii ki bazılarının o reflekse yüklediği farklı anlamlarla bir gergin ortam oluşturuldu. Şimdi biz
Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki din eğitimi aslında sorun temelinde bu yatıyor. Din eğitimi. Hocam hemen oraya o din eğitimine biz karşı değiliz ama siyasal din eğitimine karşıyız diyor. Siyasal din eğitimi. Ha şimdi siz neye siyasal din diyorsunuz? Neye sadece din diyorsunuz? Bunlar uzun uzun tartışılacak bir konulardır. Ancak şunu ifade edelim. Bakın bu ülkede hiçbir zaman eğitim öğretimde vatandaşın inanç değerleri dediğimizde hemen Sünni eğitim anlaşılıyor. Değil kardeşim, böyle bir şey değil. İster Alevi olsun, ama ister inşa Sünni edilen olsun. Şey olur. Ne olursa olsun. Alevilerin devletin çok dikkate alındığını düşünmüyoruz yani. Hocam siz düşünmüyorsunuz. Evet. Görünen evet. Realite de o yani. Doğrudur. Hayır. Ayrı bir şey. Realite, yani, realite de o. Ama bunun önündeki engel nedir? Elbette Alevi kardeşlerimiz, Sünni kardeşlerimiz, Yezidi kardeşlerimiz, Süryani kardeşlerimiz, kim ne olursa olsun bu ülkede inanç değerlerini devletin imkanları içerisinde, devletin sağlayacağı imkanlarla öğrenmek zorundadır. Bugün başımıza giren sıkıntıların en büyüğü budur. Nedir? Vatandaş bir şekilde ihtiyaç hissediyor, bunu gidiyor başka yerlerden. Devletin ulaşamayacağı cemaatten, şunlar, hep bunlardan şikayet ediyoruz. Cemaatlerden, şunlardan, bunlardan şikayet ediyoruz. Bunları teslim ediyoruz. Diyoruz ki sağlıklı, doğru, gerçekten bir din eğitimi oluşsun. Ve bu din eğitimi de devletin kurumlarında olsun. Ha, birilerine bu anlamda, pozitif anlamda ayrımcılık yapılsın demiyoruz. Bugün gelinen nokta çok önemli. Bakın, 28 Şubat sürecinde bu ülkenin birçok imam hatip liseleri ve birçok imam hatip ortaokulların kapılarına zincir vuruldu. Ne oldu? Bir dayatma vardı burada. Vatandaş buradan kurtulduktan sonra dedi ki, yani bunca yıldır bunca imam hatip liseleri ortamından mahrum olduğu eğitim öğretim hayatından çocuklarının İyi bir şekilde eğitim alması için yoğun bir şekilde yüklendi. Bakın ben Samsun'da İmam Hatip ortaokulları ve liseleri açıldığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şunu söyledim o zaman. 2012-2013 yılında. Atakum, Canik ve İlk Adında, burayı örnek veriyorum. Bizim tahminimiz 1000 civarında öğrenci talebi olacak. Yani biliyoruz çünkü vatandaşta bir birikinti var. Evet. Sürekli inanç değerlerini öğrenme konusunda uzun süre bir engelleme oluştu. Ve 2013 yılı geldiğinde vatandaş çocuğunu göndereceği İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi bulamadı. Daha sonra vatandaşın isteği doğrultusunda, bir dayatma yok, herhangi bir dayatma yok. Vatandaşın isteği doğrultusunda bu okullar açıldı. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ya da dönüştürüldü. Dönüştürüldü veya açıldı. Başkalarının ben şimdi şunu soruyorum. Dayatma diyorsunuz hocam, ama. Hocam pardon, ben şunu soruyorum. Allah aşkına şu anda mevcut, var olan İmam Hatip ortaokullarına ve liselerine gidin. Oradaki sınıflarda kaç öğrenci var? İlkokuldaki öğrencide kaç öğrenci var? Hocam sadece dün hocam. Hocam bir saniye. Salı gün programında iki okul ismi zikretti hocam. Hangidir mesela? Burada şu yukarıdaki ilk adım, daha önce ilk adım ilkokul, ilk öğretim okulu olan ve şu anda İmam Hatip ortaokul olan, yanında da ilkokul olan. Evet. Gidin oraya bakın. İmam Hatip ortaokulunda sınıfta öğrencinin sayısı ortalaması, öğrenci sayı ortalaması 40'tır. İlkokulda 12'dir. Buyurun hocam, ben buradan konuşuyorum. Şimdi orada gidecek, çalışan öğretmenlerimiz gidecek, de vardı. Gidecek başka ortaokul bırakmazsanız. Hayır. O bölgede öyle bir planlama yapıyor ki Milli Eğitim. Hocam bakın, vatandaşın ama hocam bir saniye ben bitireyim ondan sonra lütfen. Öğrencileri hocam hani siz diyorsunuz ki öğrenci zorunda bırakıyor. Hayır siz söyle hocam, bak ben bir hayır, örnek hayır, öğrenci biraz hocam, önce bitirsin de devam edin. Sen de bir örnek ver. Hocam bir dakika. Bir ondan sonra konuş. Çok siz konuşurken hocam müdahale etmedi. Bakın sakince dinledi. Bence not alın. Ondan sonra döneceğim size. Samsun'da açıkça söylüyorum, gidin İmam Hatip ortaokullarında ve liselerinde sınıflardaki öğrenci sayılarına bakın. Normal ortaokul, ilkokul ve liselerimizdeki öğrenci sayılarına bakın. Bu bir arz talep meselesidir.
İlla çocuğunu buraya göndereceksin. Yönlendirme. Ben şuna, bu ayrı bir olaydır. Böyle bir yönlendirme, böyle bir baskı söz konusu değil. Ancak şu vardır, şuna katılıyorum, şu çok önemli. Sorunun temelinde bir de mesleki eğitim sorunu vardır. Bizim ülkemizde hocam, bizim ülkemizde halen Batı standartlarında bir mesleki eğitim standardı yok. Halen bizim öğrencilerimizin, maalesef bizim öğrencilerimizin %60'ı düz lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve buralara yönlendiriliyor. Peki İmam Hatip liselerinde siz bir meslek lisesi olarak mı bakıyorsunuz? Hocam İmam Hatip liselerin bir bu meslek anlamda lisesi olarak mı bakıyorsunuz? Elbette bir meslek lisesidir. Elbette bir meslek lisesidir. Ama bu şu anlamda değildir. Yani her meslek lisesi hangi amaçla sınırları varsa öğrenci orada kalacaktır, onun dışına çıkmayacaktır diye bir şey söz konusu değil. Elbette çıkacaktır. Endüstri peki meslek lisesindeki öğrenci de üniversiteye gidecektir. İmam Hatip lisesindeki öğrenci de üniversiteye gidecektir. Ki. Ve şöyle bir dayatma yine var. Nedir? Ya bu kadar İmam Hatip ortaokulu ve lisedeki öğrenciler nereye gidecek? İmam mı olacak? Elbette, kardeşim, elbette. Böyle ben bir şey onu yanlış biliyorum ama. Yani bu şimdi ülkede endüstri meslek lisesinden, makine bölümünden mezun olan her öğrenci. Şimdi o ayrı bir konu, o ayrı bir şey de. Yani şimdi. Şimdi biraz önce, pardon hocam, geldi. Pardon hocam, şimdi biraz önce bir örnek verdim. Bir velimiz diyor ki, TEOG'da olmadı, meslek lisesine yerleştirilmedi kontenjanı, İmam Hatip'e gönderiyorlar. Bu bir dayatma değil mi? Böyle bir şey yok. Neden yok hocam? Hayır hocam, böyle bir şey yok. Örnekleriniz hayır, çok var. Biz şunu ifade şimdi, edeyim. Bak ben, elbette ki bu bir dayatmadır. Bu bir yanlıştır. Yani bir veliyi kendi tercihinin dışında, kardeşim burada yok. Kontenjan yok. Tercih edecek okul yok ki. Devletin işi, bak biraz önce onu söyledim ben, rahatlı net bir şekilde söyleyeyim. Devletin işi vatandaşın istediği doğrultuda okullar ve kurumlar oluşturmaktır. Bugün geldiğimiz nokta İmam Hatip ortaokulu ve liseleri de vatandaşın isteği doğrultusunda oluşturulmuş kurumlardır. Bana şunu söyleyin, deyin ki falan yerde bu anlamda devlet büyük imkanlar sağlıyor. AK Parti iktidarı herkesi İmam Hatiplileştirme projesini yapıyor. Uyguluyor. Dolayısıyla her yere gerekli gereksiz İmam Hatip Ortaokulu şubu açıyor deyin. Ya da falan yere açılmış bir İmam Hatip Ortaokulu'nda boşluk var. Bu sınıflar boş ama düz lisede veya düz ortaokulda çocuklar tıkış tıkış deyin. Ben tersini söylüyorum. Şimdi burada herhangi bir dayatma yok. Erdem Bey, burada tamamen vatandaşın istekleri ve talepleri doğrultusunda ki yetersizdir. Buradan ben yetkililere de söylüyorum. Şu anda vatandaşın isteği doğrultusunda Samsun'da İmam Hatip ortaokulları ve liseleri açısından halen bir ihtiyaç var. Hocamın orada bir itirazı var. Şimdi sürekli olarak vatandaşın ihtiyacı, beklentisi ve isteği doğrusu. Fakat diğerinde söylediği zaman hocam bir dayatmadan bahsediyor. Şimdi ben biraz önce gelmeden önce bir arkadaş, ilk adım ilk öğretimde çalışan arkadaş, bu 4+4+ sistemine geçmeden önce ilk adım ilk öğretim okulunda 136 öğretmen olduğunu, şimdi ise 11'e düştüğünü söylüyor. İlkokul kısmında 11 öğretmen. Bu 136 öğretmenin 11'i kalmış, gerisi gitmiş. Peki neye dönüştürdünüz siz? Orada ilk öğretim vardı. Orayı niye ilk adım ilkokulu ve ilk adım ortaokulu olarak dönüştürmediniz de direkt Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu olarak yapıldı. Hocam, siz şimdi vatandaşı açıyorsunuz. Bakın vatandaş, vatandaşı açıyorsunuz. Bitirsin de cevap vatandaşı açıyorsunuz İmam Hatip Ortaokulu'nu. Ondan sonra gidecek zaten civarda ortaokul yok. Ondan sonra da diyorsunuz ki bu vatandaşın tercihleri doğrusuna bak sınıflar o kadar kalabalık ki 40 kişilik sınıflar var. Orada ortaokul açsaydınız orada da 40 kişilik sınıflar olacaktı. Ama siz İmam Hatip Liseyi açması, İmam Hatip Liseleri ve ortaokulların açılmasını vatandaşın isteği, diğerinin onların oranın ortaokula dönüştürülmesini ise bir dayatma olarak kabul ediyorsunuz. Sürekli dayatma diyorsunuz ve 28 Şubat sürecinin dayatmasını söylüyorsunuz. Evet. Ben de 28 Şubat süreci 13 yıldır iktidarda bir anlayış var. Hala 28 Şubat sürecinde mağdur edebiyatı yapın diyor. Ben de diyorum evet. Ki bu ülkede gerçek 28 mağdurlar... 28 Şubat'ı yapanlar çünkü bin yıl devam edecek dediler. Sayın hocam ben onlar 28 söyledi. Şubat'ı aklamak açısından söylemiyorum. Postmodern bir darbedir. Lugat'a da girmiştir. Ben bunun tartışmasını yapmam. Darbelerin her birinde benden uzak olsun. Fakat bu ülkede yalnızca 28 Şubat süreci olmadı. 12 Eylül faşizmi,
1980 yılında darbesini yaptığında solun üzerinden buldozer gibi geçti. Ve bütün solun entelektüel kesimlerini hapislerde yıllar yılı çürüttü. Biz hala biz bu saate kadar bile ya bu kadar yakınmıyoruz. Haksızlık yapmıyorum. Ama solun üzerinde diyorum, değil. Darbenin mimarı hocam, bir oradan bir buradan sonra astık. Zaten haksızlık sıkıntı yapalım bu dedi yani. Sıkıntı sayın ama hocam. Bundan sonra evet, zaten sıkıntısı şu. 12 Eylül kendisini Türk İslam sentezi üzerine inşa etti. Ondan sonra zaten siyasal İslamcı akımların önü açıldı. Ve biz bu anlamıyla aslen sizin dayatma yaptığınızı düşünüyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bile 1-2 yıl önce ne dedi? Biz dindar ve kindar nesiller yetiştireceğiz. Yine dün önceki gün okulların açılışı sırasında ne dedi? Ya ölülerimizi yıkaması lazım her Müslümanın dedi. Ya kimsenin ölüsü bu zamana kadar kalmadı. İnovatif liseleri olmadan önce ölüler yıkanmadan mı gömülüyordu? Evet. Yıkanmadan gömülmüyordu. Evet, yıkanmadan gömülen bir ölüyü ben duymadım yani. Tarihte duymadım. Bu İmam Hatip liseleriyle başlamadım. Mutlaka köyün ileri gelir, dindar insanı mutlaka o ölüyü yıkardı. Bizim evet, şuna ihtiyacımız var. Bak aynı tarihte tesadüf Mars'ta su bulunduğunu, hayat bulunduğunu açıklayan bir NASA var. Değil mi? Biz eğitimi yalnızca ölülerimizi yıkaması üzerine insanlar mı yetiştireceğiz? Bu, hocam. Dindar nesillerle kindar nesiller mi yetiştireceğiz? Yoksa Hatip, gerçekten hocam, Mars'ta İmam su arayan nesiller mi yetiştireceğiz? Hatip, sorun bu. Bizim paradigmamızın farkı burada hocam. Cevabını alalım hocam. Bu, hocam. Ya toplumun bir kısmı alaycıdır. Mutlaka size yani, de bakar. Der ki, hayır, ya mesele sen, o değil. Sayın hocam, sen der ki veteriner oldun, sen hayvan bakıcısı mısın, hayvan doktoru musun hayır, falan diye de alaya alır. Hayır, toplumun bir kısmı İmam Hatiplerin yani, kuruluş döneminde demişlerdir, ya ölü yıkayıcısı mı olacaksınız? O ama ben, belki ama buradan böyle bütün bir toplum İmam Hatip liselerine hocam, tümüyle ben, böyle bir anlayış üzerinden bakıyor, böyle şekillendiriyor demek hayır, ben son derece yanlış bakın, olduğunu düşünüyorum. Başlarken bir bizim cümle itirazımız kullandım şu hocam. Bakın hocam işte, bakın he, konuşmama başlarken bir cümle kullandım. Hı. Vatandaş neden çocuğunu İmam Hatip ortaokuluna ve liseye göndermek istiyor? Hocam İmam Hatipleri temeli bak şöyle şu, diyeceğim. Nasrettin Hoca'nın kazan doğurması misali. Bak hayır, ben hayır, Adnan hocam, Kahveci İlk Öğretim Okulu vardı yukarıda Esentepe'de. Orası Atakum İmam Hatip Lisesi'ne dönüştü. İki sene orada eğitim, ben orada öğretmenlik yapıyorum. Atakum İmam Hatip Lisesi'nden Anafartalar Lisesi'nin oraya taşındık. Atakent'te. Evet. Orası Atakum İmam Hatip Lisesi'ne dönüştü. Bu ayrıldığımız ilk öğretim okulu, ortaokul yapılabilirdi. Gene İmam Hatip Ortaokulu, Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu yapıldı. Anafartalar Lisesi'nden bu sene yukarıya taşındık. Yeni okulumuza, kampüsümüze. Atakent'te bıraktığımız okul, Anafartalar Lisesi'nin o okulu, eskiden Tekel binası ya da Sümerbank binasıymış sanırım, evet, depolarıymış. Orası bu sefer Atakent İmam Hatip Lisesi yapıldı. Bakın. Şimdi bu Nasrettin hocam, Hoca'nın kazan doğuruyor misali konuşalım, durmadan İmam Hatip bakın, Lisesi doğuruyor. Siz İmam Hatip Lisesi diyorsunuz. 28 Şubat'tan evet, önce, buyurun, bakın bir rakam veriyorum. Samsun İmam Hatip Lisesi'nin 28 Şubat'tan önce Samsun İmam Hatip Lisesi'nin öğrenci mevcudu 3500. Nerede bugün 3500 ya da 3000 dinselleştirdi şu oldu bu oldu 3000 tane İmam Hatip öğrencisi. Ya hocam İmam Hatip bak ya, o gün sizin itiraz ettiğimiz bir şey hayır, var bak hocam. Bir cevap bu hocam. O günde mi bu oldu? Vatandaş bunu istiyor, arzu ediyor. İstemesinin temelinde diğer, şu var. Diğer i̇şte biraz önce oraya da karşı çıkıyorsunuz. 4+4 okullarda dil eğitimi. Vatandaş ne diyor? Diyor ki ben çocuğumu İmam Hatip Lisesi'ne gönderiyorum. İmam Hatip Lisesi'nde hem matematik vatandaşa hem seçenek İngilizce, bırakmazsanız İmam Hatip Lisesi'ne gönderiyorum. Hem de hocam, inancını öğrenecek. Hocam, ben diyorum şimdi ki şimdi orada yanlışa gidelim. Hocam inancını öğrenmesinde ama kullanacağım cümle orada bakın hocam şimdi bir dakika hocam kullanacağım cümle ben bir dakika hocam ben müsaade edeyim cümleyi kullanacağım sonra devam edin ama buyur. Bak diyorum ki o zaman diğer liselerde diğer ilkokullarda ortaokullarda vatandaşın özgürce neye inanıyorsa o inanç değerlerini öğrenebileceği ortamlar oluşturulsun. Vatandaş da desin ki kardeşim ben çocuğumu şuraya vereceğim. Vatandaşın refleksi bu. Diyor ki ben pozitif bilim dediğiniz fen bilgisi, matematik, işte tarih, coğrafya bunların yanında çocuğumun sağlıklı bir din eğitimi almasını istiyorum ve onun için de İmam Hatip ortaokullar ve şimdi, lisesi kapısında şimdi sıraya diziliyor. Şimdi ben pardon. Şimdi ben şöyle bir algıya tamamen karşıyım. Yani bir sağlıklı bir din eğitiminin İmam Hatip liselerinde verildiğini, diğer liselerde okuyan insanların din eğitimi almamış, dinden bir haber, dinsiz,
şeklinde ona ima olacak şeylere kesinlikle karşıyım. İma etti. Kesinlikle karşıyım. Hocam ima etmedi. Asla. Öyle bir şey yok. Ona karşıyım. Burada sorun şu. Yani etrafında gezdiğimiz, özellikle sizin hocam, cevap vermediğimiz soru şu. Şimdi imam hatipler arz ve talebe göre açılıyor. Bir problem yok. Evet. Yani ne diyoruz program başında? Tüm dayatmalara karşıyız. Evet. Yani vatandaş ben imam hatibe gideceğim diyorsa çocuk veya ailesi ben çocuğumu imam hatibe göndereceğim diyorsa, çocuk da ona rıza gösteriyorsa hiçbir problem yok. Aynen böyle. Ancak çocuk diyorsa ki ben imam hatibe gitmek istemiyorum. Ben Endüstri Meslek Lisesi bilgisayar bölümünde okumak istiyorum. Ben Endüstri Meslek Lisesi elektronik bölümünde okumak istiyorum. Ben Anadolu Lisesi'ni kazanamamış olabilirim. Ama ben fen bilimleri okumak istiyorum. Çok diyorsa ve bunun için biraz önce anlattığımız devlet bunların önlemlerini almayıp bize hayır kardeşim sen aptal bir öğrencisin. Sen girmişsin bilmem ne sınavına, kazanamamışsın fen lisesini, Anadolu Lisesi'ni. Endüstri Meslek Lisesi'nde kazanamamışsın, boşta kalmışsın. Senin gideceğin yer İmam Hatip Lisesi'dir diyorsa... Diyor mu? Diyor. Bana o yönde bol miktarda şey geliyor. Şimdi bu şekilde... Şimdi diyorsa burada bir zafiyet vardır bir hocam. Tabii müsaade yani, edin. Eğer diyorsa müsaade bir edin. Bir vardır. Zafiyet vardır. İki, bu topluma yapılmış çok büyük bir ayıptır, yanlıştır. Ve üstelik bir de bunu din adına yapıyorsanız... Dini evet. ötekileştirip insanları dine, inandığı değerlere bir nevi bilinç altında düşman etmektir ki onun vebali de günahı da bunu yapanlaradır. Bunlara burada, tamamen katılıyorum. Pardon hocam. Ben biraz önce meslek eğitiminin eksikliğinden söz ettim. Evet. Vatandaşa, öğrenci alternatif eğitim kurumları oluşturulmalı. Söylediklerim sizin söylediğiniz sınırla kalıyor. İhtiyaç ne kadarsa orada kalmalı. Vatandaşa asla dayatılmamalı. Sen buraya gideceksin, sen dindar olacaksın, sen şu olacaksın, bu olacaksın. Asla denilmemeli. Ve hocam, baştan söylediğim gibi... Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sen dindar olacaksın kelimesini yok. Keşke kullanmasaydın. Dindarlıkta bir problem yok. Bak Sayın Hocam. Siz demeseydiniz şimdi, keşke. Niye? Yani sayın. Yine bir algı oluyor yani işte hayır, bir bölümde dindarlık. Hayır, oysa ki bizim bölümümüzde dinmatik yok yani. Hayır şimdi, hayır tabii öyle bir şeydir yoktur. Yani bizim şunu olacaksın bunu olacaksın diye bir dayatma olmamalı. Evet. Şimdi buyurun burada hocam. Şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planları var. Değil mi? Şu anda 10.sı yürürlükte. İnsan kaynağında sonuçta planlıyor. Bu ülkede ne kadar veterinere ihtiyacı var, ne kadar doktora, ne kadar öğretmene, ne kadar mühendise ihtiyacım var üzerinde kendince bir plan yapıyor. Devlet evet. Planlama Teşkilatı bunu yapıyor. Ve bu sonuçta en sonunda parlamentoda onaylanıyor ve bir şekilde yürürlüğe giriyor. Ha ne kadar uyuluyor ayrı bir tartışma konusu. Şimdi elbette ki hani dindarlıkla ilgili bir problem değil bu. Sonuçta insanlar dinini yaşayacaklar. Arı duru temiz bir şekilde yaşayacaklar. Bunda bir sıkıntı yok. Siz dediniz ki İmam Hatip Lisesi meslek lisesi. Peki Samsun'da son 3-4 yılda kaç tane İmam Hatip Lisesi açıldı? Kaç tane meslek lisesi açıldı? Bakın burada Merkez Endüstri Meslek var, Atakum Endüstri Meslek var, Kız Meslek var. Bir evet. de Samsun Anadolu Lisesi'nin evet. oraya bir tane açıldı. Bir tane Canik'te. Ama aynı şey İmam Hatipler için geçerli değil. Ne yapılıyor? Burada ihtiyaç var. Ben burada 3 tane sınıf daha açarım. Hatta bir ortaokulun bünyesinde ki onunla ilgili de Haziran ayında bir basın açıklaması yaptık biz. Ortaokulun bünyesinde buradan siz burayı boşaltacaksınız ortaokul olarak. Buradan 4 sınıfı İmam Hatip Ortaokulu'na vereceğiz. Çünkü yetmiyor. Siz meli malı diyorsunuz. Yani bir özgürlükçü bir profil çiziyorsunuz ama bu hep meli malı da insanların inançları üzerinden, inançları doğrultusunda onlara devletin eşit mesafede durması lazım. Biz de zaten onu diyoruz. Aslında okullar dini vecibelerin yaşanacağı mekanlar değil. Dini vecibelerin yaşanacağı ve dinin öğrenileceği mekanlar camiler, ibadethaneler. Siz işte o yüzden diyoruz, biz Anadolu liselerini bile imam hatipleştirme politikası evet. güdülüyor diyoruz. Ve bu aslında üst aklın
bir projesi diyoruz. Dindar ve kindar nesil yetiştirme projesi. Bunu da şöyle itiraz ediyoruz. Burada hiçbir zaman insanlarımızın, yanlış anlamasın kimse, dindarlığı üzerinden bir tartışma yapmıyoruz. Siyasal, İslami referanslar üzerinden tartışma yapıyoruz. Bu çünkü her şeyin üzerine örten bir şal vazifesi görüyor. Bunu daha önceki programda da söyledim burada. Evet. Bu ülkede Soma'da 300 kardeşimiz ölüyor. Biz buna cinayet diyoruz, katliam diyoruz. Ama yetkililerden bugüne kadar bir tane istifa eden yok. Var mı arkadaşlar? Bırakın yetkilileri, kamu bürokrasisini. Bunun dışında Soma Lignit kömür işletmelerinin, o işletmenin sahibi, mühendisi, o katliamda sorumluluğu olan bir kişi yargılandı mı ya da yargılandı da ceza aldı mı? Hepsi beraat etti. Ne oluyor burada? Şu oluyor. İşte gidiyor oraya başbakan, diyor ki ya bu işin fıtratında var. Onun örneğini yine vereceğim ben. Türkiye'de 1 milyon ton kömür çıkarılırken hocam, bakın eğitimden ama bunun işte bu, üzerinde şimdi, şey işi, bak işi, Erdem işi, Bey çok fazla, şuna hocam, şuna bakın. Burada şimdi, kader fıtratla siyaset yapalım hayır, ama başka şey hayır, olur, hayır, bırakalım bunu. İşte, ben Erdem hocam, Erdem Bey, ben bir sözümü tamamlayayım. Şunu demek istiyorum ben. Amerika'da 1 milyon ton kömür çıkarılırken bir işçi ölüyor. Bizim ülkemizde ise 500 küsur işçi 1 milyon ton kömür çıkarılırken ölüyor. Ve yetkililer kimse sorumluluğu üzerine almıyor. Bu işin fıtratında var diyerek, dini kullanarak, dini siyasete alet ederek bütün sorumluluğunu Allah'a havale ederek işin içerisinden çıkıyor. Bizim itirazımız bunadır. Yoksa insanların ilk günkü gibi, dinimizin doğduğu ilk günkü gibi arı, duru, temiz bir şekilde kendi dinini, diyanetini yaşamasında, ibadetini gerçekleştirmesinde bir problem yok. Biz burada arka planında dindar ve kindar nesil yetiştirme projesine itiraz ediyoruz eğitimsel olarak. Yoksa insanların inançları son derece... Biz de bunu diyoruz ki vatandaş neye inanıyorsa o inanç değerlerini devletin kontrolünde özgürce öğrenebilmeli. Sorun şu hocam. İşte ben mesleğim icabı din kültürü ve ahlaksı öğretmeni olduğum için dini yaşamak ve öğrenmek farklı bir şeydir. Biz yaşamasına müdahale etmeyiz. Ama insanlar istiyorlarsa devletin kurumları dini doğru öğrenme kurumlarıdır. Evet camiler yaşama kurumları. Ama dini kurumları. Doğru derken burada her aynı türlü şey. Dini ve her türlü inancı öğrenme. Bu gerçekleşiyor mu peki? Din derken ben sana bir mezhepten bahsetmedim, hocam, bir şeyden tabii, bahsetmedim. Elbette ki bahsetmiyorsun sayın hocam da. İşte böyle pratikte şey gerçekleşen, değil. Real yaşantıda gerçekleşen bu olmuyor sayın hocam. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hayır yani malın veli diyorsunuz olmuyor. Ama olmuyor yani. Elbette olmuyor. Bir doktrin, bir sunni mezhep, bir öğreti bütün topluma salık veriliyor. Ama bu topraklarda Alevi yurttaşlarımız var. Ki geçen gün de söyledim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuyla ilgili kararı var. Hala şu ülke cem evlerini bir yani ibadethane midir, değil midir tartışmasını ama yapıyor. Ama ben özellikle bunu ha. Böyle siyasi ama bu devlet hiçbir zaman siyasetçiler bunu... eleştir ya da şu bu açıdan demiyorum da ben şunu da bir din kültürü alakası öğretmen olarak bu ülkede olup bitenlere şunu da ifade edeyim. Alevi yurttaşlar da başta olmak üzere din eğitimi üzerinde Alevi yurttaşların da dinlerini öğrenme ve cem evleri konusunda en büyük adım AK Parti döneminde atıldı hocam. Okullarda çalıştaylar yapıldı ama işi okullarda çalıştay müfredatta da var. Okullarda ders müfredatlarında da var. Müfredatını müfredatlarına da sayın ilk hocam defa iki sayfa. En iki geniş sayfa. Bir şekilde şimdi, bu sayfa. Bu şekilde iki bu. Sayfa hocam. Şimdi iki sayfa. Alemedin 3 sayfa. Ders kitapları. Ben siz din dersi öğretmeniniz. Evet din dersi öğretmeniniz. Ders kitapları ve özellikle din bilgisi müfredatı Sunni mezhebine göre programlanmış durumda. Şimdi ağırlıklı mezhep bu şimdi, ülkede bu. Şimdi bakın ya, şimdi hocam, hocam pardon, kimsenin pardon, mezhebini hocam, sorgulamıyoruz. Ayrı hocam, bir şey de eşit davranılmadığını söylüyoruz. Hocam. Şimdi eşit davranılıyor diyor ki ne diyeceksiniz? Hocam, yani cami sayısı kadar bakın, bu ülkede cemevi mi olsun diyeceksiniz. Şimdi, yok öyle bir şey demiyoruz. Şimdi, o, ya, o da, ama o şu Samsun'da, serbest, Samsun'da kilise var, cemevi var mı mesela? Hocam o ayrı bir konu. Kilise var da cemevi var. Samsun merkezde bilemiyorum ama ben farklı bir şey biliyorum. Hocam ben farklı bir şey sormak istiyorum. Şimdi okullarda din eğitimi veriyoruz. Hı. Doğru mudur? Evet. Doğrudur. Kaçıncı sınıftan itibaren vermeye başlıyoruz?
dördüncü sınıftan itibaren. İtibaren vermeye başlıyoruz. Yani ve bu kitapları şurada birinci sınıftan itibaren verilmesi yönünde teklifiniz var. Eğitim bilsin 19. milletin. Bu kitap işte biz de orada şöyle itiraz ediyoruz. Bak ona da bir şey söyleyeceğim. Sözünüzü hocam, kesmeyeyim. Özür dilerim. Özür dilerim Erdem Bey. Özür dilerim. Siz şimdi devam edin. Bu kitaplarda biraz önce söylediğim gibi Sünni mezhep anlayışına göre eğitim müfredatı var. Şimdi bir hocam söylediği için söylüyorum. Bir Alevi ailenin çocuğu. Evet. Evet. O da aynı eğitimi almak zorunda. Evet. Peki bu bir onun için dayatma değil mi? Veyahut da işte bizim atıyorum semtimizde Hristiyan bir ailenin çocuğu var. Toplumla evet. entegre olmak için kendi yani mahalle okuluna gitmiş. Şimdi ona bu eğitimi vermek bir dayatma değil mi? Bu eğitimi vermek bir dayatmadır ve yanlış bilinen şey de şudur. Bakın ben din kültürel öğretmeniyim. Benim sınıfımda ben Alevi öğrencilerimin olduğunu da biliyorum. Evet. Bir Alevi öğrencimin olduğunu hissedersem ben ona asla Sünni eğitim ya da şu duayı ezberle şunu yap bunu yap demem. Siz onu bireysel tutumunuz olabilir. Hocam pardon. Bireysel ama değil. Genel dinde söyletmeniz bu süreci ben götüreyim de hedefime ulaşayım. Bir saniye bir bireysel değil hocam. Evet. Bu aynı zamanda, şimdi hocam. Aynı zamanda beyan ettiği zaman ondan muaftır. Beyan ettiği zaman. Evet. Şimdi yani sizin açınızdan çocuk öyle. Gelecek. Hayır yok genel anlamda hocam, öyle. Genel anlamda öyle değil hocam. Hocam bir müsaade etmediniz ki bir şey yapalım. Şimdi çocuk geldi dedi ki ailesi benim çocuğum Alevi. Benim çocuğum Hristiyan. Evet. Dolayısıyla bu din dersine girmeyebiliyor. Evet. Girmediği zaman ne oluyor hocam? Alevi yurttaşlarımızın girmeme şeyi hocam, yok hocam. Hocam bir müsaade edin. Yani o de onunla ona yöneltilen sorular kendi inançlarıyla ilgili sorulardır. Sınavda da üniversite sınavlarında da ona denk daha farklı sorular sorulur. Yani hocam üniversite sınavına gelmedim ben değil. Ben sınıfı soruyorum şimdi. Sınıfta ne oluyor? Sınıfta eğer beyan etmişse o hangi inanca sahipse o öğretilir. Nasıl öğretilir? Hayır sayın hocam. Bak, hocam burada pardon, bir yanlış hocam, bilgi. Yere varalım hocam. Hı-hı. Nereye nasıl öğretiliyor hocam? Hocam bakın din kültürü ve ahlak bilgisi dersi önce şunu bilelim. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatı içerisinde evet. bu farklı dinler de var. Siz şöyle algılıyorsunuz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredatı sadece din hocam, İslam dini eğitimi değil. Elbette var ama yani ağırlık pardon, olarak hocam. Dediği gibi ağırlık belli bir müfredat. Yani, ağırlık bir de burada yanlış şeyde. Bir bilgi hocam, şey yapalım. Bir tamam yurttaşımız... düzeltelim de yani evet. şimdi bu çocuk o eğitimi alıyor mu orada? Hmm. Sınıfta kalıyor mu hocam? Ben onu öğrenmek istiyorum. Tabii. Kalıyor. Tabii. Sınıfta kalıyor. Ya, sınıfta kalıyor derken iki şey yani. Hayır derse katılıyor anlamında. Tabii. Şimdi bu bir o öğrenci için, ailesi için dayatma olmuyor mu? Kaldı ki bir nüvedir. Yani ama istediği zaman o eğitimi yani ben almıyorum benim çocuğum din öğrettiği buradan muaf olsun. Yani bakın böyle bir şey yok hocam. Hocam bakın iki şey var. Anayasa din, gereği. Kültür ve ama bir şeyi söylüyorum. Hocam din, yanlış söylüyorsunuz onu düzeltiyorum. Din dersi farklıdır. Temel dini bilgiler veya İslam dini esasları dedim yani sadece İslam'ın öğretildiği ders farklıdır. O nerede ilk öğretimde yok ki. Hayır seçmelidir. Seçmelidir. Yani ortaokulda seçmelidir. Şimdi din dersi zorunlu. Anayasa evet. gereği zorunlu. Evet. Bir Alevi yurttaşımız ki bununla ilgili de bireysel anlamda başvuru sürecine şey oldu. Danıştay'a, Anayasa Mahkemesi en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitti. Ve oradan bir karar çıkarttı. Dedi ki bu vatandaşımız bu seçme zorunlu din dersini almak istemiyor. Ona rağmen bile o öğrencimiz o işten muaf olmadı çünkü anayasa hükmü olarak. Siz diyorsunuz ki muaf olur. Siz belki bireysel Necdet Güneysu yani. Olarak belki şu ayrıcalığı yapabilirsiniz. Ey bu arkadaşımız Alevidir, bu Hristiyandır, şudur, budur olabilir. Tamam. Dersiniz ki sen evladım böyle yap, şöyle davran, böyle davran. Bu böyle diyebilirsin ama genel bize de ulaşan bilgiler üzerinden söyleyeyim. Din kültürü ahlak hocam, bilgisi sıkıntı öğretmenlerimizin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredatından kaynaklanıyor. Şimdi lütfen hocam din öğretmenlerimizin ve ahlak dersinin tutumu da önemli burada. Din kültürü ve ahlak dersi evet. öğretmenlerimizin tutumları da son derece önemli. Bu arkadaşlarımız zaman zaman bize şikayetler de ulaşıyor ama biz vatandaşlarımıza diyoruz ki belgeye dayalı bir şikayetse biz bunun gereğini yaparız. Ama belgeye dayalı değilse şimdi öğretmeni evet. de zan altında bırakmak son derece yanlış olur diyoruz. Belki
Ama belgeye dayanlı olsa arkadaşlarımızın bazılarının rencide edici davranışları var ve bunu zaman zaman da duyuyoruz. Bunu bütün din dersi öğretmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri için söylemiyorum. Yani bunlar bireysel şeyler. Bunları söylemiyorum ama bu topraklarda, varsa, bu topraklarda 80'den önce, 1980'den önce işte bunlar, Sayın Hocam, Kenan Evren, evet. Kenan Evren'e çok itiraz ediyorsunuz. Geçen gün de söylediniz. Evet, Kenan Evren tabelasını indirdik. O zaman anayasayı da defalarca değiştirdiniz. Değiştirildi daha doğrusu bu ülkede. Siz değiştirdiniz demiyorum. AKP hükümeti. Ama o zorunlu din dersi maddesine hiçbir zaman dokunmadı. Niye? İşte bir dayatma. Çok kolay değiştirirsin, dersin ki bundan sonra zorunlu din dersleri diye bir kavram yok. Seçmeli din dersi çocuklar ister seçer, ebeveynler isterse seçsin der. Evet. Ki burada itiraz ettiğimiz bir temel nokta da onu da söyleyeyim. 19. Milli Eğitim Şurası'nda evet. Arkadaşlarımız 1. sınıflara kadar din dersi konulmasını söyledi. Çocuğun gelişimi açısından doğru olmadığını biz itiraz ediyoruz. Neden? O yaştaki çocuk somut düşünür, soyutlama yeteneği yoktur. Dolayısıyla dini kavramların o soyut terminolojisi, kavramları çocuğun kafasında net oturmaz. O anlamıyla cennet, cehennem, melek, peri şu gibi kavramlar. Dolayısıyla bunun ilkokul birlere kadar indirilmesi de her şeyden önce yanlış. Biz zaten zorunlu din dersi olayın temelinde şu var. Zorunlu burada, din dersinin seçme din dersi olması gerektiğini söylüyoruz uzmanları... ama... Hangi yaştaki çocuğa hangi din dersi eğitim, din eğitiminin verileceğini bilsin. Olay şudur. Biz çocuklarımıza bu toplumda okula gitmeden önce kendi Alevi isek, Sünni isek, şu isek, bu isek zaten... Ya bazı kavramlar din, verilebilir. Onu söylüyoruz. Hocam, ama yani nedir? Kavramlar, İlkokul birinci sınıfta çocuğa namaz kılmasını mı öğreteceğiz? Hayır, namaz kılmasını şunu mu dayatacağız? Hocam. Değil hocam, değil. Soyutlama, ailesi, bakın, bir çocuğun hangi soyutlama yeteneği ise... Bakın bir çocuğun soyutlama yeteneği 12-13'lü yaşlarda niye matematikte biz öncelikle somut olgular üzerinden öğretim tekniklerini geliştiriyoruz? Mesela toplamayı yaparken 2 elma, 3 elma diyoruz, eşittir 5 elma diyoruz. Niye somuta, cebirsel işlemlere girmiyoruz, x, y, z diye bilinmeyenlere, değişkenlere girmiyoruz? Çünkü o soyutlama düzeyi ancak ve ancak ortaokul ve lise düzeylerinde gelişiyor çocuklarda. İşte dinin de kendi kavramları çocukların kafasında o ilkokul 1'de, 2'de, 3'te oturan kavramlar değil. Onun ancak ve ancak üst yaşlarda oturabileceği ama kavramlar. Ama benim alanım ya, ben biliyorum. Yani din sizin alanınız yani din alanının, yani din duygusunun, din psikolojisinin hocam, nerede din başladığını... Hocam din duygusu verilmesin demiyoruz. Yani bakın, pedagojik hocam, anlamda ne olduğunu verir, biz şu verir, biliyoruz. Bu verir. Aile verir dediğimizde, yani burada nedir? Biz ilkokul, evet ilkokul birinci sınıftan itibaren din eğitimi, bakın din i̇şte, eğitiminden eğitim söz süreçlerini ediyoruz. Sürekli dinselleştirme yönünde adım atıyorsun çocuğu, Sayın Hocam. Yani illa da bu anlamda soyut kavramlar ona yüklensin, cennet, cehennem, işte efendim şudur budur, bunlar değil. Sayın Hocam. Dini duygular kendi yaşına uygun olarak ilkokul birinci sınıftan itibaren onun yaşına uygun bir şekilde olmalı. Hani aile malı. Hangi dine inanıyorsa... İnancı neyse, hep öyle gerçek. Pratikte hep öyle, realitede hep öyle gerçekleşir. Kardeşim, olmalı yani diyorsunuz ama. Bunu yapmıyorsa yapanlara hesap soralım. Birlikte hesap soralım. Yani ama hiç sorulduğunda duymadık yani. Soruyoruz. Hiç sorulduğunda görmedik birisi yani. Birisi dayatıyorsa onlara hesap soralım. Hocam işte siz 28 Şubat süreci bize dayattı diyorsunuz. 13 yıldır da AKP iktidarı hayır. Kendi dinsel anlayışını referans alarak topluma giydirmeye ve dayatmaya çalışıyor. Kendi dinsel bizim itirazımız bu. Değil, sorun ve bu. Burada da sıkıntı şu aslında. Dindarlığın öğrenilmesi değil problem. Hı. Dindarlığın öğrenilmesinde değil. Biz her işin içerisinden fıtratında var deyip çıkmanın kolaycılığı da dinin siyasete alet edildiğini görüyoruz. Yok, bunu, hayır hayır. Onlar... Bunu seçimlerde de görüyoruz hocam. Bu zamana kadar Cumhuriyet tarihinde ben bu kadar mesela 7 Haziran seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı seçim meydanlarında Kur'an'la beraber bir propaganda süreci işletti değil mi? Evet. Ve onun dışında da hani o Kur'an'ın elindeki simgesel halini hatırlarsınız. Evet. Ama onun dışında diğer kendisine muhalefet olan tüm partileri ise ya zerdüştlükle ya başka bir inanç hayır, temelli hayır, anlayışla suçladı. Hayır. Burada sizin dediğiniz hayır, meli malı anlamında bu aslında meli malı anlamında ideali söylüyorsunuz çok, ama pratikte çok onun doğru bir şeydir. Böyle çok doğru bir hocam. Şeydir. Amerikan başkanı nasıl İncil üzerine yemin edebilir. Ediyorsa ben seçim meydanlarında yani kullanılması doğru bilmiyorum hocam. Bir Yezidi vatandaşımız bu ülkede başbakan olsa
inanç değerlerini kullansın ve ortaya koysun, gururla ben desin. Siyaset alanında dini referansların girmesini doğru bulmuyorum. Bak, zaten sıkıntı bu. Sıkıntının temelinde şimdi, şu vardır. Siyasetin alanında soktuğunuzda bu ciddi anlamda kaos yaratıyor. Hocam, bu tartışma temelinde dini kamusal alandan sürgün etme anlayışı kamusal var. Anlayışı değil. Siz de siyasetin alanına sokarak tartışla toplumu kutuplaştırıyorsunuz. Evet. Yani başbakan ben Müslümanım demesin. Böyle bir şey mi olur şey ya? Bir şey hocam, herkesin kendi inancı kendi. Anayasanın 24. maddesi insanların dini kanaatlerini açıklamama özgürlüğünü tanıyor zaten. O da açıklıyor. Açıklıyorsa saygı duyuyoruz ayrı bir şey, tamam. Ama dinin kutsallarını seçim meydanlarında kendi siyasal beklentileri uğruna i̇şte ritüel haline getirmesin. Hayır diyorsun. Kendisi açıklıyor. Ben buyum diyor. Ben buyum ve ifade ediyor. İşte sorun bu. Nedir? Bizim eğitim sistemimizde temelde hocam bu vardı. Dini duygular ne diyorsunuz? Dini duygular camide öğrenilir veya camide veya cemevi. İbadet mekanları neresidir? İbadet mekanları her yerdir hocam. Olabilir. Açık alanda da ibadet edebilirsiniz. Her yerdir. O ayrı bir şey. Her açık yer. Alanda da ibadet edebilirsiniz. Ama hocam, okullar bilimsel yani öğretinin bir örnek yuvalarıdır. Vereyim. Hocam okullarda kütüphane, laboratuvar doğrusu yokken ama hocam, her reklama gideceğiz. Evet. İbadet alanı her yerdir. İbadet de sadece namaz değil. Yok, kubbenin altı ibadet alanıdır. Reklama gideceğiz. O yüzden reklama gideceğiz. Dönüşte devam edeceğiz. Yani hangi tartışma programında din konusuna girildi de çıkıldı. Biz de eğitimde din konusuna girdik. Çıkamadık. Ama hayır, biz programın üçüncü bölümünde çünkü gerek karma eğitim, gerek zorunlu din dersi ve imam hatipler, bu konuya dönmeyeceğiz. Çünkü biz ekranları başında seyreden öğretmenler var. Onların sorunları var. Evet. Şimdi oradan diyorlar Erdem Bey, hani bizim sorunlar konuşulacaktı, girdiniz bir bataklığa çıkamadınız diyor. Çünkü bataklık derken yanlış anlaşılmasın. Evet. Yani bu tartışmaya hangi programda girildiyse çıkıldığı olmamıştır. Çünkü işin bir yönü dini duygular, işin bir yönü siyaset. Dolayısıyla kimse çıkamadı. Biz de çıkabilecek durumda değiliz sevgili seyirciler. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra öğretmenlerin sorunlarına parmak basacağız. Ve sona bırakıyorum. Çünkü ona da girersek çıkamayız bir daha. Siyaset ve eğitimle 3. bölümü noktalayacağız. Arkadaşlar reklamlara gidelim. Kısa süre sonra döneceğiz. Borkunut'un sunduğu 25. saat devam edecek.